Buradan giriyor da. Allah. Üstünde antrenman eşofmanı çıkarayım arabadına göreyim. Bir dakika kanka ne yemek? Olsan sen şey yapma belli. Batarım batarım gazete artık geçimde. Geçsene ama sana. Şimdi tabii ligimizin özellikle ülkemizin iklim şartlarının en yoğun olduğu Ocak ve Şubat aylarında Türkiye Ziraat Kupası ile birlikte 2 ay içerisinde hemen hemen 3 günde bir maç oynayarak bir süreci yönetmek zorundayız. Ve sakatlıkların da çok had safhada olduğu, transfer döneminin çok az olduğu, ara kamp döneminin olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Bunlar da bütün takımlar için çok zor şartlar ve zaten hemen hemen bütün takımların yaşadığı imkansızlıklarla beraber işlerin de bizim hocalar olarak elimizi kolumuzu bağlıyor. Ama baktığımızda futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Belki de tarihinde bu kadar arka arkaya bu kadar yoğun maçları oynamamışlardı. Hepsi elinden geldiği sürece oynadıkları oyunla gösterdikleri mücadeleyle teşekkürü hak ediyorlar. Tabii Antep'te yenmek istiyorduk. Onların zaaflarından yararlanarak goller bulmak istedik. Nitekim bulduk. Sonrasında istemediğimiz tabii golleri yiyerek maçtan beraber ayrıldık. Şimdi de önümüzde Antalya gibi çok bir futbol şehrinin iyi bir takımına karşı burada -10'dan artı 20'ye gideceğimiz bir süreci yaşayacağız. Malum karlarımız yağdı. Sivas yavaş yavaş ısınıyor. Bakarsanız zaten beyazlığı görürsünüz. Güzel günlere doğru gidiyoruz. Tabii Konyaspor da bu sezon bizim gibi sürecim biraz sıkıntılı yaşıyor. Onlar da tabii bizim kendi evimizde oynamanın avantajı var. Biz de kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Onun mücadelesini vereceğiz. Çok zevkli, çekişmeli, güzel bir maç bizi bekliyor. Konyalıları ağırlamaktan onur duyarız, şeref duyarız. İnşallah futbol adına güzel, keyifli, zevkli bir maç olur. Turu da geçerek taraftarımızı mutlu ederiz. Şimdi şöyle bir durum var tabii. Transfer yapmak kolay olmuyor. İşte anlaşıyorsunuz bir futbolcuya, uçak biletini alıyorsunuz. Tam uçağa binecek futbolcu bir yan çiziyor. Ben diyor o kadar gelmek istemiyorum diyor. İşte bilmem neyi duyuyor. Her şeyi bahaneleri üretiyor. En zor iştir devre arasında transfer yapmak. Ve bundan dolayı da zaten süreci o yüzden de alternatifli yürütüyoruz. Ama Afrika Kupası da olunca da Afrika Kupası'nda birçok futbolcu var. Gelebilme ihtimali olan. Bize sunulan birçok futbolcu kendi takımlarından gönderilmek isteyen, onlara yaramayan futbolcu. Siz onun yaramayan futbolcusunu alarak kendi takımınıza zarar verirsiniz. O yüzden de doğru bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Biraz sabır, biraz desteğe ihtiyaç var. Ama ondan sonrası süreçte inşallah tüm hepsini yani bir hafta içerisinde ya da 10 gün içerisinde en az bir 6-7 transferi indirebilmenin başarısını göstermek istiyoruz. Transfer ilk asist gol oldu.